Merhabalar, devam ediyoruz. Şimdi geldik rezervasyon sayfasına. Bizim rezervasyon oluşturmamız ve bu rezervasyonları kullanıcılarımızın alması gerekiyor. Yani kaydetmesi gerekiyor. Tabii rezervasyonlar başlangıçta onaylanmayacak. Benim şöyle bir senaryom var. Şimdi kullanıcı diyelim, hatta admin'den başlayalım. Admin bir tane, hatta ben size hatta dedim çok kez ama şöyle. En başına gidelim. Bakın senaryom şöyle. Şimdi başlangıçta bir kişi olacak. Bu kişinin ismi admin olacak. Admin başlangıçta ne yapacak? Bir rezervasyon oluşturacak. Admin bir rezervasyon oluşturdu. Bu şekilde. Şimdi admin rezervasyon oluşturduktan sonra süreç şöyle ilerleyecek. Bu kez devreye member yani üyeler gelecek. Üyeler geldikten sonra üye ne yapacak? Rezervasyona kayıt yapacak. Şimdi üye geldi burada. Rezervasyona kayıt yaptı. Peki üye rezervasyona kayıt yaptıktan sonra hemen onaylanacak mı? Onaylanmayacak. Bu kez tekrar admin devreye girecek. Burada da şöyle bir işlem olacak. Admin yeniden devreye girecek ve admin burada rezervasyon onay. Rezervasyona onay verecek. Şimdi bu onay sürecinde hani ben şu araya hangi araya hemen onu da göstereyim size. Şöyle yeşil tonlarında bir şey seçtim. Bakın şu arada bir senaryo düşünün. Şöyle bir senaryo. Mesela kişi diyelim rezervasyon yaptı ya. Rezervasyon yaptıktan sonra işte bu kişi yani member rezervasyon acentası tarafından telefonla aransın. Tabi bu telefonla aransın kısmı senaryonun bir parçası. Telefonla arandıktan sonra işlem teyit edilsin. Teyit edildikten sonra rezervasyona onay verilsin. Rezervasyona onay verildikten sonra süreç şöyle ilerleyecek. Bir saniye, buradan da şöyle bir renk alalım. Bu işlem olduktan sonra bu kez burası devreye girecek ve admin rezervasyona onay verecek. Rezervasyon onaylandıktan sonra son adımda da şöyle bir işlem gerçekleştireceğiz. Bir kez şöyle kırmızı sarı alalım şöyle. Sarıda da şöyle yazsın. Onaylanan rezervasyon listesi. Son adımda yani şu arada bir saniye şöyle. Burada da onaylanan rezervasyonlar görüntüleniyor olacak. Tamam mı? Bizim senaryomuz böyle. Böyle bir senaryo üzerinde ilerleyeceğiz. O zaman bizim ilk önce ne yapmamız gerekiyor? İlk önce admin'in rezervasyon oluşturması gerekiyor ama şu anda onu yapmayacağım. Onu SQL tarafında elle gireceğim. İlk önce üye bir rezervasyona kayıt yapsın. Şimdi SQL tarafına geldim. SQL tarafına baktığımız zaman bizim tabela rezervasyon tablomuz. Yani rezervasyon için aslında bizim bir rezervasyon tablosuna da ihtiyaç var mıydı? Testimonial gerçi referanslarda buna ihtiyacımız yok. Alt hakkında kısmı, mail bültenleri, işte bunlar şeyler. Rehberler, destination kısmı, bakın rotalar. Şimdi rotalarda bizim burada rotalarımız var. Kişi bizim aslında burada neye ihtiyacımız var? Bir rezervasyon tablosuna ihtiyacımız var. Rezervasyon tablosunda bir rota seçecek ve buna göre işlem yapacak. O zaman şöyle yapalım. Şimdi entity tarafına geldim. Hemen küçük bir class daha tanımlayalım şöyle. Bir class'ımız daha olsun. Class'ımızın ismi Reservation. Doğru yazdım mı? Bir bakayım. Sadece şurası S olacak. Reservation. Tamam, şimdi doğru oldu. Şimdi ekle dedim. Ekle dedikten sonra reservation tablomu buraya, yani class'ı buraya ekledim. Public yaptım burayı. Ardından başlıyorum. Şimdi prop tap public int. İlk önce bizim neye ihtiyacımız var? Bir reservation ID'ye ihtiyacımız var. Güzel. Prop tap public string. Şimdi bu rezervasyonu yapan kişinin neyine ihtiyacımız var? Bir adına, daha sonra bir belki soyad bilgisine, ondan sonra bir de mail adresine. Şimdi app user'la burayı ilişkilendirmeyeceğim. Burada ilişkiye gerek yok. Şöyle yapalım. Rezervasyonu yapan kişinin adı name diyelim. Sonra indim alta surname diyelim. Rezervasyonu yapan kişinin soyadı. Ondan sonra prop tap public string. Şimdi rezervasyonu yapan kişinin aslında adı soyadı bilgileri de gerçi app user üzerinde zaten var. Yani bunu tekrar yapmak da çok böyle
Gerekli mi? Bence gerekli değil. Aslında biz burada sadece ilişki içerisine alabiliriz ama burada birden fazla tabloda ilişki olacak mı? Aslında burada ilişki kısmını da o rezervasyon için gerek değil. Şu an sadece şey yapıyorum. Senaryo için sesli düşünüyorum. Bence adını soyadını almayalım. Biz bunu zaten direkt olarak ilişkilendirebiliriz. Şöyle yapalım. Prop tap tap diyelim. Tamam mı? Prop tap tap dedikten sonra. Şimdi app user ile ilişkilendirelim burayı. Şöyle yapalım. Sen diyeceğim. App user ID'yi al burada. Tamamdır. App user ID gelsin. Güzel. Ondan sonra prop tap tap public app user'dan bir app user değeri al. Şimdi zaten bunlar ilişkili olduğu zaman ben rezervasyonu yapan kişinin bütün detaylarını görüntüleyebileceğim. Güzel. Prop tap tap public. Şimdi rezervasyonda başka ne gerekiyor? Şu gerekiyor. Public string kaç kişi? Yani person ya da kişi sayısı person count olsun. Böyle bir alan verdim. Kaç kişilik bir rezervasyon? Prop yine tap tap diyelim. Public. Sonrasında public string eklemek istedikleriniz diye bir seçenek olsun veya hani gidiş rotası, dönüş rotası hatta burayı rota olarak belirlemiş olalım. Şimdi bizim bir rotaya ihtiyacımız var. Destination. Tamam, destination gelsin. Güzel. Burada kişi sayısı gelsin yani toplam kişi sayısı. Ondan sonra destinasyonu yani nereye olacağını belirlemiş olduk. Sonra prop tap tap. Sonra public date reservation date diyelim. Yani rezervasyonun yapıldığı tarih. Rezervasyon ne zaman yapıldı? Bunun bilgisi. Sonra prop tap tap public string varsa açıklamak istedikleriniz gibi yani description diyelim açıklama. Kişi açıklamasını da buraya yazsın. Güzel. Ondan sonra bir de ben burada prop tap tap public bul diyelim. Bul dedikten sonra reservation'ın bir statüsü olsun. Statü hani rezervasyon onaylandı ya da onaylanmadı gibi bir işlem yapabiliriz. Hatta bunu bulduğu string olarak yapalım. Bunları şöyle kendi içerisinde. Mesela rezervasyon onaylandı. Rezervasyon onaylanmadı. Müşteri aranacak. Müşteriye fiyat teklifi verildi falan tarzında. Böyle ayırıp bir filtreleme işlemine tabi tutabiliriz. Tamam mı? Şimdi burası app user ile ilişkili olacak. App user ile ilişkilendirmek için prop tap tap dedim. Public liste olarak alacaksın. Sen neyi alacaksın? Çok pardon burada. Küçüktür büyüktür sembol içerisinde. Tabii ki reservation alacaksın. Reservation'dan bir reservations değeri almış olalım. Gerçi daha önce biz burada ilişki kullandık mı? Bizim diyagramımızda ilişki var mı? Var bir ilişkimiz. Nerede kullandığımızı hatırlamıyorum da. Bir bakalım comment'te vardı değil mi? Evet. Comment'le destination arasında mı? Public list aynen tamam. Bu şekilde kullanabilirim. Güzel. Şimdi ben burayı kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Package Manager üzerinde şöyle bir işlem yapalım. Geldim şöyle konsolu temizledim. Ardından data access seçtim. Etre migration boşluk migration alt tire add alt tire reservation alt tire entity gibi böyle bir isim verdim. Rezervasyonda yanlış yazdık ama hiç problem yok. Migration ismi zaten bu. Bu bir sorun oluşturmaz. Şimdi reservation tabi bu çalışmaz. Bir dakika bu gelmez. Çok özür dilerim. Bu gelmez. Bunun gelmesi için bunun kontekste de mutlaka yazılması gerekiyordu. Bir saniye. Kontekste geldim. Şimdi konteks tarafına Ctrl D dedim. Buraya rezervasyon dahil edeceğiz. Reservation. Burası da reservations olarak gelsin. Güzel. Şimdi uygulamayı şöyle bir build edelim. Tamam. Sonra update-database diyelim. Enter'a bastım. Bakalım rezervasyon tablosu bizim tablolarımız arasında gelecek mi? Refresh dedim. Reservation kısım buraya gelmiş oldu. Buraya geldi. Peki bir soru. Neden burada başlangıçta reservation kısmının sondaki S takısı gelmedi? Hemen ona bakalım. Çünkü migration'da burası reservation olarak kaldı. Aynen buradaki isim de reservation. Kontekste reservations yazmadığım için bu şekilde kaldı. Peki şöyle yapsak olur mu?
Şöyle yapsak olur mu? Sadece tablonun ismini değiştirebilirim ama neyse şimdi kalsın. İlerleyen kısımlarda değiştireceğim onu da. Şu an için ihtiyaç yok. Başlangıçta S takısı eklemediğim için sanırım ondan dolayı buraya gelmedim. Şimdi şurayı kapattım. Burayı da kapattım ama bu uzun vadede sorun haline gelir mi? Gelir. Bunu mutlaka S takısıyla birbirinden ayrılması gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya geldim, açıklama satırı yaptım. Ondan sonra buraya açıklama satırı yaptıktan sonra bir saniye. Data Access'e geldim. Context'e geldim. Şurayı da şöyle açıklama satırı haline getirelim. Tamamdır. Ardından sağ tuş build edelim. Sonra Package Manager konsola tekrar dönüyorum. Döneceğim. Döndüm. Şimdi geldim. Şurayı bir temizledim. Etre migration boşluk, migration alt tire, remove alt tire reservation gibi bir isim vermiş olalım. Reservation tablosu bir kalksın. Tamam. Update tire database diyeceğim. Enter'a bastım. Niye hata verdi? Build etmemi istiyor. Build edelim. Geldim buraya tekrar. Update tire database dedim, enter'a bastım yeniden. Görelim bakalım nasıl oldu bu kısım. Tamam, başarılı bir şekilde uygulandı dedi. Şurayı kapattım, geldim. Refresh dedim. Reservation gitti. Güzel. Şimdi tekrar dahil edeceğim. Şöyle dahil edeceğim. Şurayı açtım. Ardından şu kısımları da açıyorum. Tamam, şimdi reservation dahil olacak sanırım. Buradaki isim de reservations olarak geldi. Güzel. Sağ tuş build solution diyelim. Tekrar Package Manager konsolu açtım. Etre migration boşluk. Migration alt tire. Add alt tire re alt tire reservation. Reservation tekrar ekliyorum. Tamam, bakın şimdi reservations olarak geldi. Güzel. Update tire database dedim. Enter'a bastım. Tekrar build etmemi istiyor. Hemen build işlem başlasın. Update tire database dedim, enter'a bastım ve bir daha görelim bakalım. Rezervasyon tablosu uygulamamızın içine dahil edilmiş oldu. Güzel. Şimdi istediğim formatta geldi. Çok güzel. Şimdi bunu şöyle şunları bir kapatalım. Şunu da kapattım. Güzel. Şimdi benim UI tarafına geldim. Controller'da bir rezervasyon controller oluşturmam gerekiyor. Eklediğim yeni bir controller tanımlayacağım. Bu controller'ımız. Gerçi rezervasyonda şimdi bizim önce member tarafında rezervasyon oluşturmamız gerekiyor. Şu an admin'de değiliz. Şurada oluşturalım. Ekle dedim. Yeni bir controller tanımlayalım. Boş bir controller. İsmi arkadaşlar reservation olsun. Güzel. Şimdi reservation controller oluşturdum. Burada indekse sağ tuşa tıklıyorum. Add view diyeceğim. Buraya bir view ekleyecek ama tabi buraya view ekleyebilmek için öncelikle buranın hangi araya ile çalıştığını bildirmek gerekiyor. Araya içerisinde sen diyeceğim member olacaksın. Şimdi bana ilk önce burada sunması gereken şey şu: yeni bir rezervasyon ekleyebilmemi sağlamalı. Önce bunu yapalım. Şimdi bunun ismi new reservation, yeni rezervasyon olsun. Şuraya geldim, olduğu gibi kopyaladım. Şöyle yapıştırdım. Sen de diyeceğim burada reservation isimli entity'den bir p parametresi alacaksın. Reservation geldim buraya getter'le nokta dedim. Entity layer concrete'i seçtim. Güzel. Şimdi sen http get ile çalışacaksın. Sen de http post ile çalışıyor olacaksın. Çok güzel. Ondan sonra buraya bir tane daha action ekleyelim. Public iAction result my reservation diyelim. Yani benim rezervasyonlarım. Süslü parantez mi açtım? Return view diyelim. Hatta bunu my current reservation diyelim. Veya işte bunu aynen current olsun. Aktif rezervasyonlarım. Şimdi burada biraz daha geçerli anlamda. Current yerine daha doğru kullanılabilecek kelime ne olabilir? Mesela aktif mi? Bilemedim. Public iAction result my old reservation, benim eski yani geçmiş rezervasyonlarım. Return view ile de buraya da bir view döndürsün bize. Güzel. Bunları tabii daha sonra şeye bağlayacağız. View'e bağlayacağız. Şimdi new reservation kısmında yeni bir rezervasyon oluşturacağız. Burada sağ tuşa tıkladım, add view diyelim. Şöyle bir tasarım sayfası da gelsin. Ondan sonra user layout da kullanacağız. Ekle diyelim. Ekle dedikten sonra
burada duralım. Gelecek derste rezervasyon yapma işleminin detaylarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.